Aşk vadisinde hiçbir nişane, hiçbir iz yoksa üzülmemeli. Çünkü Hakk'ın lütfuyla bazen umutsuzluktan bile umutlar doğar. Ey gönül, sakın umutsuzluğa düşme. Allah'tan umudunu kesme ki bazen can bahçesinde söğüt ağacının dalı bile hurma verir. 15 Aralık 2018 Cumartesi gecesi 7. haftasında Genç Tatar yayınımızla tekrar sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Aruvaysa. Ben Kalakay. Ben Çimişka. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Ve programımız bugün de başladı. İnşallah sizlerle beraber yine bir yayın süresinde beraber olmaya çalışacağız. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Kalakay'a dönmek istiyorum artık. Çünkü yayınımıza bir yarım saatlik gecikmeyle de başladık. Bir an önce artık ortalığı ısıtalım sohbetimizle diye düşünüyorum ben. Kalakay. Evet değerli dostum. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Peki ya sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillah diyelim. Maşallah hocam o zaman. Biraz sesim kısık ama bugün. Bugün sesin kısık, büyük bir ihtimalle fazla gür bir sesle taraftarlık yaptın. Hem öğretmenlik hem taraftarlık diyelim. Peki öyle diyelim o zaman. Peki haftan nasıl geçti Kalakay? Hafta yorucu geçti değerli dostum, malum biliyorsun. Hem okul hayatı olsun, hem de hem derneğimizin işleri, hem de bu akşam yayına başlamadan önce bir toplantıdaydım ben. Genç Avaz dergisi. Onunla alakalı yoğun bir tempo vardı günümüzde. Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum şu anda dinleyicilerimize. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Genç Avaz dergisi ve Konya Karım Türkleri Derneği olarak bir ilkokula ve ortaokula kitap bağışlamak için kitaplar topluyoruz. Sizlerden de bu projeye destek olmanızı rica ediyoruz. Diyerek bununla ilgili gerekli bilgileri ben yine senden almaya çalışacağım. Neler yapmamız gerekiyor, nerelere getirebiliriz gibisinden. Bunu daha da çok ayrıntıya dökmeye tabii, çalışalım tabii, bugün. Tabii tabii, ilerleyen süreçte. Çimişka'ya dönelim. Küstürmeden Çimişka'ya dönmek istiyorum ben. Çimişka, sen nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah, aramız bizde. Gayet güzel. Haftan nasıl geçti? Çok şükür tren tempolu geçti. Kamil'in Aytkandayna dernekteki çalışmalarımız böyleydi. Onlarla uğraştık tren. Onlarını yazalım. Yanlış bilmiyorsam bir iş hayatın da var. Tabii. Bir iş hayatımız da var. İşte bir araziye çıkamız, o yerlere getirip gelemiz falan. Onlarla uğraşamız. Yani o yerden biraz hareketli bir haftam geçti diyebiliriz. Allah kolaylık versin. İnşallah. Hepimiz gel. Herkes gel. Allah kolaylık versin. Var mı söyleyeceğiniz yoksa ben devam edeyim mi? Bence sen biraz devam et istersen. Ama bir dakika. Hı. Erdoğan Bey demin mesaj da atmış, cevap da vermişim kendisine. Yarım saattir bekleyeyim ben demiş. Hemen onun için bir aydınlatıcı mesaj verelim. Yarım saat gecikmememizin sebebi her zamanki gibi yine teknik aksaklıklar. Maalesef. Şöyle ki evvela şu anda size sesimizi ileten mikrofonumuz bozuldu. Yeni bir mikrofon aldık. Daha sonra internette aksaklık yaşadık. Bir evde olmamıza rağmen tekrar mobil interneti kullanmak zorundayız. Yine internet sağlayıcılarının, şebekelerin problemi olduğu için. Bu yüzden yarım saat geç başladık. Herkesten özür diliyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerle ilgili ben yine senden konuşmanı isteyeceğim ilerleyen dakikalarda ama tabii. Biraz darıldım size. Neden darıldın? Öğretmenler günü de geçti ama. Şimdi İkinizin de halini hatırını sordum. Haftanızın nasıl geçtiğini sordum ama pek bana bir soru gelmedi. Hayır. Yani, ben sana ama dedim ki nasılsın diye sordum. Nasılsın diye sordum ama haftan nasıl geçti diye bir soru görmedim, duymadım ben. Göremezsin ama duyarsın. Duymadım. O zaman ben sana soruyorum. Değerli dostum, haftan acaba nasıl geçti? Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zorlama olsun. Her zamanki gibi bahsedeyim, öyle programımıza geçelim. Çünkü her yayınımızda kendimize karşılıklı bir şekilde halimizi, hatırımızı, haftamızın nasıl geçtiğini soruyoruz. Yine gayet güzel bir haftaydı. Öğrencilerle beraber, ailemle beraber. Yine yoğun bir tempoda geçtik. Bir de malum şu anda ben ücretli öğretmenlik yaptığım için tekrar mülakatlar için de hazırlık yapıyorum. Onun için de yavaş yavaş vakit gelmeye başladı. Onunla ilgili çalışmalara da başladım. Biraz tempo arttı benim için. Hem yayın, hem okul hayatı, hem ders hayatı diyeyim. Yavaş yavaş bir tempoya girdik.
Bunu da bahsettim ben. Haftamın nasıl geçtiğini söyledim. Bugünle ilgili bir kısa bilgi vermek istiyorum. O da şu. Yayına başlarken bir bilgi verdik. Bugün özellikle ana konumuz insan hakları. Ve bununla ilgili biz nacizane bir şey yapmaya çalışacağız. Özellikle sizden ricam, yorum yaparken şu anda ekranımızın sol alt tarafında görüyorsunuz. Hashtag kare ile yazılmış ihlal var. Yorumlarınızın başına ihlal var hashtagini eklerseniz, yazısını eklerseniz bugün daha da mutlu olacağız. Çünkü konumuz tamamıyla insan hakları ve insan hak ihlalleriyle alakalı olacak. Bunu tekrar hatırlattım. Arada da yine aramıza yeni katılan takipçilerimize de bunu bol bol bildireceğim. Dediğimiz gibi yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyoruz. Bol bol bekliyoruz. İnşallah sizlerle beraber geçireceğimiz yine güzel bir program olmasını diliyoruz biz. Yayınımıza devam edeceğiz. Evet. Ama Şımışka, hem sohbet hem müzik çok güzel oluyor yayınımızda. O yüzden yine bir müzik arası verelim. Takipçilerimizi bir müzikle şenlendirelim. Daha sonrasında yayınımıza devam edelim. Evet Şımışka, ne geliyor? Ey Güzel Kırım. Ey Güzel Kırım geliyor ve Ey Güzel Kırım sizlerle. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maalesef internet konusunda biraz sıkıntı çekiyoruz. Çok özür dileriz. Az önce yayınımız kesildi. Bununla ilgili sizden çok çok özür diliyoruz. Galiba bu sıkıntıyı bugün biraz yaşayacağız gibi. Biraz öyle olacak gibi değerli dostum galiba. Hem mobil internetten hem de aynı zamanda sabit hattan da giriyoruz ama. Nasıl bir çözüm bulacağız? Sizlere yayınımızı da aktarmamız gerekiyor. Çünkü çok güzel başladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz biz de canı gönülden. İnşallah bir çözüm bulabiliriz. Değerli dostum, bulacağımıza inanıyorum ya. Bir şekilde buluruz ya. Yani yapmamız gereken neyse onu yapacağız. Tabi burada en başta söylediğimiz gibi gezici bir ekip olmamızdan kaynaklı sabit evet. Bir stüdyomuzun olmaması da bunu etkiliyor maalesef. Ama kesinlikle bir çözüm yolu bulabiliriz. Burada tabii değerli dinleyicilerimiz, takipçilerimiz, dostlarımız bizim yanımızda olması gerekiyor. Tabii ki de. Bu kötü durumlarda bu
maalesef internetin şu anda oranına baktığımız zaman biraz düşük seviyedeyiz ve derken her şey bir anda değişebiliyor. Yani kusurumuza bakmayın, bizim de moralimiz bozuldu biraz ama yine de yayınımızı yapmaya can hıraş bir şekilde devam etmeye çalışacağız. İnşallah olabildiği kadar gitmeye çalışır. Evet. Şu anda önemli olan konuları vermekten ziyade biraz daha sohbet edip yayının, daha doğrusu internetin seviyesinin biraz daha yükselmesini bekleyin diye teklifte bulunuyorum ben. Öyle yapalım, öyle yapalım. Hem de sizler yayın için güzel güneşli günler göreceğiz hep beraber. Tekrar özür diliyoruz bu konuyla ilgili. Maalesef bizim elimizde olmayan sebepler bunlar. Bunları artık bugün mazur görün. Bizi affedin. Çünkü Kalakay zaten yeri geldiğinde her hafta bu konuya sıkıntılar olunca biraz moral bozuluyor. Bir aynı Şımışkan'ın kullandığı gibi böyle miksimiz bizim de biraz aşağı düşüyor. Ama yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah yükseltiyoruz da. Yükseltiyoruzdur da diyeyim ben. İnşallah yükseltiyoruzdur diyelim değerli dostum. Tabii şu anda eğer yayında bir sorun oluyorsa, takipçilerimiz de bize bilgilendirirse çok seviniriz. Şu çubuğu indirebilirsek takip etmeye çalışalım. Evet. Mahsustan mı koparalar deyip Erdoğan abi sorgan. Umarım mahsustan etmeyilerdir. Çünkü mahsustan ete boşalar pek üzülürümüz, pek ağlarımız. Bilmiyorum değerli dostum. Başkalarının eli olabilir mi ki acaba? Eller, o eller, kırılsın o eller diyelim de. İnşallah öyle eller yoktur. İnşallah yoktur. Tabii ya, biz kimleriz ki? Biz kimiz ki daha doğrusu? Biz bir hiç. Biz yalnızca bir fikrin sesi. Biz yalnızca konuşan birkaç adamdan başka bir şey değiliz. 3 tane diliz. Kesinlikle 3 tane, artı tabii bazen ekipten dostlarımızın da bize dahil olmasıyla artıyor. Bazen fazla oluyor sayımız. Evet. Yine destekliyoruz sizleri. Mesajı geldi. Çok yani teşekkür ederiz. Zaten çok sağ az olun. Önce de söyledik Kalakay. Bu mesajlarla zaten ayakta kalıyoruz ve bu yüzden yani bizi her hafta dinlemeye çalışan bu takipçilerimizi boşta bırakmamak, kırmamak adına ben bilincini kaybediyorsun. Diyorsun. Yani hani bu çok güzel bir örnek değil ama televizyonlarda da görüyoruz. Böyle sarhoş insanlara soruyorlar daha sonra ayıldıklarında. İşte o anda ne yaptığımı bilmiyordum. Bizim de benim dediğim ben maçım öyle bazı dakikalarında gerçekten o anda ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Yani o zaman şöyle bir şey galiba anladığım kadarıyla çok iyi bir taraftar değilimdir hiçbir zaman bir futbol kulübü için. Tabii var bizim de bir kulübümüz, desteklediğimiz çocukluğumuzdan beri ama bu hayatın bu hani bir anda sana şöyle güzel bir şey çıkardığı zaman hani nasıl denilebilir? Mesela mutfağa girmişsindir, karnını açtır. Ekmek sepetinin içinde 3 tane çibörek vardır gibi olabilir mi dersin? Bence 3'ten fazla. 3'ten fazladır tabii bence canım. Yani gözlerimiz fazla döndüğüne göre. Yani. Yani buna benziyor olabilir mi acaba? Bence de. Yani tasvirin bence güzeldi. İşte bu anlar insanın tamamen algısının oraya odaklanması oluyor. Evet. Hayat değişik peki, ya. Peki sana bir sorum var. Kolay olsun. Sesimizin kısılmaması için biz ne yapmamız gerekir? Efendim onun için önce koca karı ilaçlarına başvuracağız. Tabii ki de. Diye böyle şaka yapayım. Tabii ki de tıp her zaman için önemlidir. Yani bir an evvel doktora gidelim sesimiz kısıldıysa. Yani nane limon olur, ada çayı olur, papatya çayı olur. İç. İçebiliyorsan tabii. Şimdi öyle bir yerden girdin ki benim şahsi şeyim bu. Bazen ister istemez çok hasta da olsam doktora gitmekten korkuyorum. Niye? Neden mi korkuyorsun yoksa? Galiba çocukluktan kalma bir şey. Psikolojik mi diyelim artık ne denir ona bilmiyorum ama bazen senin söylediğin gibi koca karı ilaçlarını daha çok önem veriyorum öyle zamanlarda. Tabii daha kötü olduğum zamanlarda gidiyoruz yani mecburen de olsa doktora gidiyoruz. Evet, hemen kenardan bir basketbol hocası edasıyla T işareti yaparak bir mola mı verseniz diye bize seslenen Şimişkaya dönüp ne söylemek istediğini soralım. Şimişkaya dönmeden burada bir yorum daha geldi hemen. Son yorumumuz.
Halil Mürevvet Güney Çakıl. Biz Tatar hanımlar toplandık, sizleri dinliyoruz demişler. Bütün oradaki Tatar ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Ve beraber bir şekilde dinlemeleri için de ayrı bir teşekkür ediyoruz kesinlikle onlara. Kesinlikle. Zaten kardeşim, Tatar kadınları harikadır. Bu davada her zaman bizim yanımızda olmuşlar. Evet. Ki hemen bir hatırlatma hatta yapmak bazen, gerekiyor. Hatta bazen, özür diliyorum, bazen bizim bile önümüzde olmuşlardır. Kesinlikle. Hemen bir hatırlatma yapalım. Burada kadınlardan bahsettik ya. 1917 desem. Evet. Kırım Ak Cumhuriyeti desem. Evet. Ve bir meclis var desem. Ve ne gelir aklına acaba? Ve o mecliste ilk seçilen kadın milletvekilleri vardı. Mebuslar da vardı. Tabii. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam 5 mebus kadın vardı. Evet. Doğru değil mi? Evet. Yani o yüzden Tatar kadınları her zaman ses kısıklığına nöbet şekeri kullanan gençler. Evet, burada ses kısıklığı için Cahit Bey bir şey söylemiş. Bunu da tabii dikkate alınız diyorum. Dikkate aldık. Evet. Eyvallah. Güzel evet, bir yerden girdin aslında. Çünkü her hafta bir konu belirliyoruz ve aralıktayız. Malum Kalakay. Evet. Ve inşallah ilerleyen haftalarda Ahali Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü geliyor. 101. yıl dönümü değerli dostum. 101. yıl dönümü. İşte zamanında neler yapmışız ya? Çok şeyler yapılmış. Çok şeyler yapılmış. Ve öyle bir yerden girdin ki işte bir konu nereye kadar geldi ve neleri bahsetmeye başladık. Kesinlikle burada takipçilerimiz çok önemli. Çünkü onların yazmış olduğu uzun bir cümleden, uzun bir bütünden yalnızca bir kelime bizi Tatar tarihine nasıl, ne kadar güzel bir şekilde evet, getiriyor kardeşim. Evet. Ya. O yüzden bunun için de Halil Mürevvet Güney Çakıl ailesine de diyelim, ablamıza da diyelim. Çok çok selamlarımızı gönderiyoruz, evet. Teşekkürlerimizi filmde gönderiyoruz. Filmde şu anda canlı yayın odasında bulunmasına rağmen konuşamadığından dolayı seslerini ben açacağım demiş. Biz de eyvallah diyoruz ona. Şu anda evet. Göz göze geldik onunla. Evet. Bu arada dinleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. Geçen hafta Harun Beylerin evindeydik. Harun ve Esma çiftinin. Bu hafta da Hilmi Bey'in evindeyiz. Yenge hanımın ismini de öğrenebilirsek eğer tekrar, hatta kendisi söylesin. Hilmi Sefa Bey. Nur. Sefa Nur. Yengemizin evet. Adı da. Çiftimizin de evindeyiz şu anda. Onlara çok ama çok teşekkür ederiz. Yayın başlamadan önce çok telaşlıydık. Koşturuyorduk. Hatta AVM'ye gittik geldik. Bu arada sofra hazırlanmış. Türk kahvesi geldi. Çayımız geldi. Tabii en önemlisi çay zaten. Çayımız geldi. Buradan onlara da tekrar yayından onlara teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani bu tarz şeyleri devam ettirsek mi diye düşünmüyor değilim yani. Tabii biz mümkün mertebe herkese misafir olabiliriz. Bizim için önemli olan internet kalitesinin iyi olması. İyi olması evet. Evet. Ve download olan kısmı değil, upload kısmı bizim için önemli. Şımışka yükleme değil mi? Yükleme değil. İndirme mi? Değil, yükleme kısmı daha iyi. Tekrar teşekkür ediyoruz yorumlar için, düşünceler için. Yayınımıza devam etmeye çalışıyoruz. Şımışka. Şu anda yayın kalitemiz nasıl? Şımışka ne diyorsun? Gayet evet. İyi diyor. Mükemmel işaretini gördük. Evet. Ve bu arada Şımışka'ya bir soru soralım. Şımışka, bizge şarkı çalacaksın mı? Biz duyacak mıyız bu şişikler? Tabii. Ne zaman çalacaksın? Hemen çalayım. Hemen çalacaksın mı? Aynen öyle. Aysa o vakit çal. Ne çalacaksın? Ebedi sevgi. Vay, ebedi sevgi. Bugün böyle aşk, sevgi. Çok güzel gidiyorsun Şımışka. Teşekkür hayırdır? Canlı. Tamam. Çok zorlamayalım. Çok zorlamayalım şimdi arkadaşım. Şimdi inşallah bu sefer yayınımız kesilmeden bir şarkı arası veriyoruz. Ve kaldığımız yerden daha sonrasında devam edeceğiz. Kokun yangın
Снова коксер без трузгар И еще умас, умас Конечно, рано пошла Рано термана Хаминьера Эбеди Evet, evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatimiz 22.04'ü gösteriyor. Şımışka neydi şarkımız? Ebedi sevgi. Ebedi sevgiydi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bu şarkıyı dinledikten sonra. Kesinlikle. Şu anda tabii biz burada yayın yaparken aynı anda odada bir hareketlilik var. Hem de ne hareketlilik? Fena bir hareketlilik var. Çok hızlı bir hareketlilik. Burada Hilmi Bey çok sağ olsun bize cidden çok iyi bakıyor. Teşekkür ediyoruz. Ve burada konuşamadığı için yorumda sesinizi açacağım birazdan dediydi. Gerçekten sesimizin açacağı bir şey geldi. Tabii biraz yanacağız ama. Evet, biraz neyse, yanacağız. Fazla bahsetmeyelim dinleyicilerimizin canını çekmesin. Evet, öyle yapalım. Ama gerçekten sesimizi açacak. Gerçekten açacak. Bir müzik molasından sonra belki sesimiz biraz daha gür çıkabilir diye düşünüyorum. İnşallah. Ve şu anda evet, hemen ayran geldiğimize devam edelim ayranla. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir şeyler söylüyordun. Bir sürü şey söylüyorduk da mesele söylediklerimizin vardığı noktada doğru anlaşılabilmesi. Evet. Eğer biz söylediklerimizi doğru anlatabiliyorsak başarılıyız demektir. Bu arada Ebedi Sevgi diye bir şarkı çaldık. Onun üzerine hemen biraz konuşalım. Ebedi Sevgi. Sence nedir? Yani forever İngilizce. Yani Türkçe lütfen İngilizce değil Türkçe. Ya satarca ya Türkçe kullanırız. Şimdi ne kadar dil kullanırsak o kadar güzel olur diye düşünüyorum. Ben o yüzden forever dedim. Hemen Türkçesini de söyleyeyim. Sonsuza dek. Evet. Sonsuza kadar. Evet. Sonsuza kadar sevgi. İşte bizim sevgimiz de kırma sonsuza kadar olacak. Ve bir söz vardır. Ebedi ve ezeli. Yanlış evet, mı hatırlıyorum? Evet. İşte tam da öyle bir sevgi bizimkisi. Hiçbir kısıtlaması olmadan ve hiçbir çıkar diyelim biz ona. Evet. Olmadan tamamen gönülden ve hizmet, tamamen sevgi. Evet. Derin bir mevzu aslında ve dedik ki hani hizmet, sevgi. Şimdi girişte sen güzel bir söz okudun ama biz o sözün kime ait olduğunu söylemedik. Onu da bahsedelim isterseniz. Helva mı kavurma mı diye sormuş Erdoğan. O bizde kalsın. Köfte tarzı diyelim. Başına siz böreğin bir çiğsini koyun efendim. Gerisi böyle de size kalsın diyelim. Şunu bahsetmeden geçemeyeceğim. Çünkü özellikle 3 haftadır biz bu konuda devam etmeye çalışıyoruz. Kalakay'ın size yayınımızın girişinde okuduğu söz Mevlana Hazretleri'nin sözü. Bunu neden verdik yine? Geçen hafta bir şiirini okuduk. Bu şiirini sizlere ulaştırmaya çalışmıştık. Bu hafta da sözünü vermeye çalıştık. Çünkü 2 gün sonra 17 Aralık Şeb-i Arus günü. Hazreti Mevlana'nın vefatının 745. yılı ve bununla ilgili anma etkinlikleri hala Konya'mızda devam ediyor. Ve 17 Aralık'ta artık Şeb-i Arus'un son günü yapılmış olacak. Ve biz 3 haftadır özellikle Mevlana konusunda es geçmemeye çalıştık. Evet, kesinlikle. Ve pazartesi günü o büyük gün gelecek, çatacak. Evet. Diyelim. Ve istersen değerli dostum, takipçilerimiz şu anda ekranda büyük bir insanı görüyorlar. Evet. İstersen ismini vereyim mi? İsmini verelim tabii. O zaman buyur. Evet. Şu anda ekranlarda da görmüş olduğunuz büyüğümüz diyelim. Bizim yolbaşçımızdı. Allah rahmet eylesin. Biz Ahmet İhsan Kırımlı'yı 11 Aralık 2011 senesinde kaybettik. Şu anda
2018 7. yılı oldu, vefatının. Evet. Ve bizim için gerçekten çok değerli bir insan Ahmet İhsan Kırımlı. Bugün kısaca Ahmet amcamızdan da bahsedeceğiz size. Çünkü neden bahsedeceğiz? Çok önemli bir insan bizler için, Kırım Türkleri için. Şimdi muhtemelen Ahmet İhsan Kırımlı kimdir diye soran olabilir, tanımayan olabilir. Hemen kısaca bir bilgi vereyim ki kesinlikle takipçilerimiz de bu insanı tanımış olsunlar. Ama kendi düsturumuzu da kaybetmeden kısa tabii bilgiler ve geri kalan bilgileri takipçilerimize bırakacağız değil mi Kalakay? Kesinlikle. Yani biz öyle düşünmüştük, evet, öyle konuşmuştuk. İlk yayınımızdan beri de biz yalnızca bu hap olan bilgileri veriyoruz. Eğer merak ediliyorsa araştırmalarını bekliyoruz. Sonrasında soruları da alabiliriz. Tabii. Eğer bulamadıkları, gerçekten ulaşamadıkları bir durum olduğunda yardımcı olmaya da çalışacağız. Her zaman hazır ve nazır bekliyoruz. Evet. Kısaca Ahmet İhsan Kırımlı'dan bahsedelim. Ahmet İhsan Kırımlı Kalakay, evet, çok güzel bir tarihte doğmuş. 23 Nisan 1920 doğumlu, Balıkesir doğumlu Ahmet amcamız. Türkiye doğumlu. Türkiye'de doğmuş bir Kırım Türkü. Büyükleri, babaları ve dedeleri Bahçesaray'ın Efendiköy mevkisinden gelmişler. Evet. 1861 yılında göç etmeye başlamışlar ve Türkiye'ye yerleşmişler. Ahmet amcamız da, tekrar söyleyeyim ben tarihi, 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih, o yoğun savaşların olduğu tarihte dünyaya gelmiş Ahmet amcamız. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü okuyor ve mezun oluyor. İhtisasını böyle bırakmamış Kalakay. Evet. Devamında İngiltere'de ve Amerika'da tıp üzerine ihtisaslarına devam etmiş, eğitimlerine devam etmiş. Ve bu ara bizim için çok önemli, özellikle Amerika'da ihtisas gördüğü dönem. Neden önemli? O dönemden itibaren yavaş yavaş Kırım Türklüğü ortaya çıkıyor. Çünkü belli başlı artık Kırım Türklüğünü savunan ve o dönemde yaşanmış sürgünü savunmaya başladığı dönemleri başlıyor Ahmet amcamızın. 1944 yılında yapılan Kırım Türklerine karşı soykırımın, sürgünün sonrasında ilerleyen tarihlerde dünyada bu sürgünün, bu soykırımın duyulmasıyla beraber Ahmet amcamız 1949'da İngiltere'de, 1950 ve 56 yıllarında da Amerika'da çeşitli konferanslar veriyor bu konuyla ilgili. Kırım Türklerine yapılan ihlallerle ilgili, soykırımla ilgili, sürgünle ilgili konferanslar veriyor. Bu başlık zaten bugün bizim sizlere vermeye çalışacağımız insan hakları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili zaten temel bir yer. Bunun haricinde 1961 yılında Ahmet İhsan Kırımlı Türkiye'de milletvekili seçiliyor ve 4 dönem üst üste milletvekili olarak devam ediyor. Milletimizi temsil ediyor, milletvekili oluyor. 73-74 senesinde de Turizm ve Tanıtma Bakanı oluyor. O dönemin hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nı üstleniyor. O görevi yapıyor. Hemen ardından, milletvekilliğinin ardından Kızılay Genel Başkan Vekilliğini de üstlenmiş. Kızılay'da da gerçekten büyük bir sorumluluk almış Ahmet amcamız. Ve daha sonrasında bizi daha çok ilgilendiren konu, başlık geliyor Ahmet amcamızın. 1987'den itibaren kesintisiz bir şekilde 24 yıl boyunca, neredeyse bizim yaşımız kadar diyelim şu anda, evet, Kırım Türkleri Derneği Genel Başkanlığı'na seçiliyor Ahmet tamam amcamız. Orada bir ayrıntı var, sen devam et, daha sonra ekleyelim onu da. Tamam. Başkanlığa seçiliyor Kırım Türkleri Derneği'nin. Yolbaşçımız oluyor Türkiye'de. Türkiye diasporasında yaşayan Kırım Türklerinin yolbaşçılığını üstleniyor. Derneğimizde çok büyük emekleri var. Özellikle Ahmet İhsan Kırımlı amcamızın o çalıştığı dönemde bir de özel bir başlık var. Neden özel? Türkiye'de sen daha iyi biliyorsun o konuları ama ben nacizane bahsetmeye çalışacağım. Kırım Türkleri Derneği Ankara merkezli başta kuruluyor ve yavaş yavaş şubeleşme aşaması Ahmet amcamızla başlıyor. Neredeyse 22 tane şubeden bahsedebiliriz o dönemde. Onların 24. açılmasında 24 Ahmet şube. Şu anda 24. Ahmet amcamız da, evet, 22 tane şubenin açılmasında emeği geçiyor. Yani sadece Ankara'da kalmıyor ve bu Kırım Türkleri, bu davanın tüm Türkiye geneline ve tüm Kırım Türklerine yayılmasına yardımcı oluyor. Bu konuda gerçekten çok büyük emekleri geçmiş Ahmet İhsan Kırımlı'nın ve en son
benim aldığım önemli noktalara baktığımda derneğimize bağlı Kırım Vakfı'nın kuruluşunu sağlıyor ve Kırım Vakfı'nın başkanlığını da yürütmüş Ahmet İhsan Kırımlı amcamız. Evet değerli dostum, 1987 yılında Ankara Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, hatta Folklor Derneği yanlış hatırlamıyorsam, derneğin başına geçiyor Ahmet amcamız. 1990'lı yıllarda, herhalde hemen 90'lı yılların başıydı yanlış hatırlamıyorsam, Ankara'yı genel merkez seçerek diğer şubelerimizi birleştirerek diyebiliriz. Yani bir bütünleştirici unsur olarak birleştirmiş ve 21 yıl genel başkanlık yapmıştı evet. Değerli dostum. Hemen onun altını çizelim. Ve ayrıca şöyle bir durumda var ki Ahmet İhsan amcamızın görevde olduğu süre içerisinde 1987 yılında geliyor. 1990'lı yılların hemen başında Minsk anlaşmasıyla beraber Sovyetler Birliği dağılıyor. Bu birlik dağıldıktan sonra Kırım için yapılan mücadelenin boyutu değişiyor değerli dostum. Evet. Önceden folklorik kültürel bir çalışma varken Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra işin boyutu Kırım'a yardım, Kırım'a önemli olan hizmetleri götürme aşaması başlıyor. Ve bir rahatlama da artık görüyoruz değil mi? Tabii. Zaten bizim Kırım'a yerleşmek için verilen izin daha yeni başlarda gelmişti. Bu yüzden çok önemli bir tarihte Ahmet İhsan amcamız görevdeydi. Evet. Ve ayrıca iyi ki de görevdeymiş o zaman. Kesinlikle. Tabii şöyle bir durum da var değerli dostum. Ahmet İhsan amcanın sayesinde yanlış hatırlamıyorsam eğer kamu yararına çalışan dernek statüsüne geldik. Evet, evet. Kırım Türkleri kamu yararına çalışan bir dernektir. Bunun asıl yardımcısı, asıl ana faktörü, ana aktörü Ahmet İhsan amcaydı. Onu da ayrıca rahmet eylesin diyerek evet. Böyle bir konuya değinmek istedim yani açıkçası. Çok güzel de oldu. Yani kamu yararına çalışan bir dernek olmamız çok önemli ve aslında pek çok büyük dernek gibi biz de öyleyiz. Ve biz adından da anlaşılacağı gibi kamu için ve onun yararı için çalışan bir derneğiz değerli dostum. Ve her zaman da öyle olmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Bir başka konumuz var mıdır değerli dostum? Ne diyorsun? Bu konuyu yine şöyle kapatalım. Tabii günü geçti ama 11 Aralık 2011'de kaybettiğimiz ve 7. seneyi devriyesini geçirdiğimiz Ahmet İhsan Kırımlı amcamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah onlar gibi insanların daha çok artmasını temenni ediyoruz. Ve biz de inşallah onun gibi Kırım davasına hizmet etme konusunda daha çok çaba gösterme konusunda temenni ediyorum ben bizler için de. İnşallah değerli dostum. O zaman bir diğer konumuza yavaş yavaş geçelim. Usul usul geçelim. Şimdi Ahmet İhsan amcamızdan bahsederken o özellikle İngiltere'de ve Amerika'da vermiş olduğu Kırım Türklerinin soykırımı, sürgünü diyelim biz. Jenosit de deniyor. O konularla ilgili verdiği konferanslarda zaten bugünün başlığını ele alabiliyoruz. İnsan hakları ve insan hakları ihlali. Bugünkü esas başlığımız insan hakları ve insan haklarına yapılan ihlaller. Kırım üzerinde daha çok bu konuyu sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağız. Konumuza geçmeden değerli takipçilerimiz hem yayının size ulaşması konusunda hem de daha farklı yorumlarınız varsa lütfen bol bol yorum gönderin. Size ulaştırabiliyor muyuz? Sesimiz geliyor mu? Onunla ilgili lütfen yorumlar atarsanız çok sevineceğiz. Ve dediğim gibi bugünkü başlığımız ihlal var. Hashtag'imiz ihlal var. Bol bol bunu da kullanırsanız yorumlarınızda çok teşekkür edeceğiz. Değerli dostum, o zaman insan haklarına girelim. İnsan hakları nedir, ne değildir? Ve şu anda Rusya'nın yapmış olduğu bazı hareketler, faaliyetler, insan özgürlüğünü kısıtlayan bu tutumu, bu tavrı insan haklarının evrensel beyannamesinde madde madde yazılmış şeyleri de burada anlatarak nasıl ihlallerin yapıldığı bunu bahsedelim. Buna girmeden önce merak eden takipçilerimize şunu da bildirelim. Bu hafta neden insan haklarından bahsediyoruz? Evet. Ahmet amcamızı 11 Aralık tarihinde kaybetmiştik. 10 Aralık tarihi de dünya genelinde insan hakları günü olarak geçiriliyor. O yüzden biz bu hafta
insan hakları konusunu ele almaya çalışacağız. Birazdan Şımışka insan hakları ile ilgili bize görseller atabilirse görselleri atacak ve bir linkimiz var. O linki de sizlere ulaştırmaya çalışacak. Özellikle Kırım coğrafyasında yaşanan ihlallerle alakalı yapılan bir rapor. Bunu da link üzerinden size atmaya çalışacağız. Ve inşallah yayın sonrasında bu link üzerinden de yapılan ihlaller hakkında bilgiler edinebileceksiniz. Kalakay. Kesinlikle. Efendim, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Bildirgesi 10 Aralık 1948 yılında kabul edildi. Burada tabi pek çok devlet bu anlaşmaya, bu bildirgeye imza atmış bulunmaktadır. Bu arada Şımışka arkamdan bir şeyler etedi. Karasana. Ne aytayken? Devam. Çok sen güzeldi. Ondan ayta ya. Evet. Devam değilsin ya. Tamam. O yerlerde bir şeyler ete. Değerli dostum, ben sana insan haklarının birkaç maddesini anlatacağım önce. Daha doğrusu direkt vereceğim. Maddeleri geçmeden sana bir sorum var. Evet. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bu bildiri 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiş. Tarih 1948. Evet. Ve insan hakları bildirgesi 1948'de onaylanmış diyelim. Bu diyelim yani onaylanmış yani. Bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Değerli dostum, elbette var. Elbette insan hakları dediğimiz zaman pek çok şey söylenebilir. Diyeceksin ki neden 1948? Aslında bunun öncesi var. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunda, evet, hem de Fransız İhtilali'nin hemen sonrasında yurttaş hakları bildirgesi gibi iki önemli belge var arkamızda. Bu belgelerin sayesinde bugün insan hakları denilen şeyi eğer koruyorsak, eğer öyle bir yasayı, öyle bir bildirgeyi kullanabiliyorsak ve hakkımızı savunabiliyorsak, bunlara da ne diyebiliriz yani, böyle bunlara da anlatamıyorum ya. Bu bir kelime var. Bunlara biz şükran mı borçluyuz? Ne denir? Öyle mi diyelim? Öyle bir şeyler değil. Galiba bir çok de önemli. Biraz tarihi sevdiğimden dolayı şunu da ben bir belirteyim. 1948 tarihini bulmasının sebebi galiba bir de 2. Dünya Savaşı'ydı. Tabii, ona gelecektim ben tam olarak. Malum 2. Dünya Savaşı bitiyor. İnsanlar, daha doğrusu bu politikacılar bir bakıyorlar. Yahu biz bu sistemi kurduk. Uluslararası bir ilişkiler var. Fakat bu insanlar var bir de kardeşim. Bu insanların hakları var. Ya burada çok önemli insanlar var. Yani Franklin Roosevelt, yanlış hatırlamıyorsam onun hanımı Eleanor Roosevelt olması lazım. Şu anda hatırlayamıyorum. Onun mesela çok büyük bir katkısı var burada. Ayrıca hemen müzik molasına gireceğiz mi acaba? İşte ben senin maddeler demeni bekliyordum. Heh. Maddelere girmeden bir müzik arasına gireceğiz. O zaman müzik arasına girmeden bir tek şey söyleyeceğim. Tabii ki de. İnsan hakları aynı zamanda Peygamber Efendimizin veda hutbesiyle de biraz bağlantılı kardeşim. Biraz değil bence. Biraz diyelim. Öyle mi diyelim? Sonrasına bırakalım. Sonrasına bırakalım. Şu anda ne geliyor? Ben o zaman gözlüğümü takayım, öyle evet, okuyayım. Bana biraz ekran uzak. Uzak geldi değil mi? Yardımcı olmanızı isteyeceğim. Göksu Bostorgay. Bostorgay. Türküsü gelecek. Bostorgay degen hayvanında cılgada bulur yuvası. Yes. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 22:25'i gösteriyor. Genç Tatar programı kaldığı yerden devam ediyor. Konuşmamıza geçmeden bugün çok moralimiz bozuldu. Yaşanan aksaklıklardan dolayı, ama bir kişiyi gördük ki şu anda gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü az önce Ahmet İhsan Kırımlı'dan, Ahmet amcamızdan bahsettik. Ve şu anda bizim yayınımızı oğlu Hakan Bey. Hakan Kırımlı, evet, takip ediyor. Ona buradan bol bol selamlarımızı gönderiyoruz. Uzak dolusu selamlar olsun inşallah. İnşallah yayınımızı beğenmiştir diyelim. Bugün Ahmet amcamızdan bahsettikten sonra bir şarkı arası verdik. Ve şimdi yayınımızda ihlal ve insan hakları konusunu işlemeye devam edeceğiz. Kalakay'la birlikte. Evet. Dediğimiz gibi tekrar konuya girmeden bir hatırlatma daha yapayım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bol bol yorumlarınızı bekliyoruz. Düşüncelerinizi bekliyoruz. Birazdan inşallah Şımışka'da insan haklarını konuşurken Kırım'da yaşanan insan hakları ile ilgili görüntüler
yazı olarak görüntüler size gönderecek. İnşallah o da birazdan sizle beraber olacak. Diyelim Kalakay. Diyelim. Ve insan haklarından bahsediyorduk. 10 Aralık 1948. Evet. Değerli dostum, orada birkaç madde var ki bence anlatmamız gerekiyor. Ve o maddeleri gerçekten değinmemiz gerekiyor. Evet. Madde 1. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. Etmelidirler. Evet. Ya. Şimdi zaten az önce sen de söyledin, Peygamberimiz Efendimizin veda hutbesini de alabiliriz diye. Gerçekten bu konu cidden çok önemli. Sadece biz Kırım Türkleri açısından değil, tüm dünya insanları açısından önemli. İnsanların dünya üzerinde hayatlarını daha rahat yaşamaları, daha rahat bir hayat geçirmeleri için bu konu cidden çok önemli. Kesinlikle. Ve hemen şu anda malum Rusya'nın Kırım Tatarlarına yapmış olduğu o zulüm, o eziyet, o baskıcı despot sistem içerisinde bir madde daha. Madde 5 diyor ki, hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri ihsani, haysiyet kırıcı cezalara ve ya muamelere tabi tutulamaz. Efendim ya, görüyor musunuz, madde 5'te işkence diyor olmaması lazım. Zalimane tavırlar olmamalı. Bizim... Gayri insani olmamalı. Haysiyet kırıcı cezalar olmamalı, olmamalı diyor. Zulüm olmamalı diyor. Diyor. Ve ne oluyor? Şu anda Kırım'da insanlar tutuklanıyor. Kimileri kaçırılıyor. Efendim ondan sonra kanun. Hani evrensel insan hakları beyannamesi vardı. Hani insanlar hürdü. Hani insanlar eşitti. Hani insanlar işkenceye maruz bırakılamazdı. Şu hani, anda etiketimize de ben bağlamak istiyorum. İhlal var. İnsan hakları şu anda maalesef Kırım'da yok. İhlal var. Kesinlikle, kesinlikle ve hemen yanlış hatırlamıyorsam eğer Roma statüsünden de Rusya çıkmıştı. Çok aslında çok akıllıca bir iş yaptılar. Şu anda yaptıklarını o bazı sistem içerisinde cezalandıramayacaklar. Çünkü o anlaşmadan, o sistemin içerisinden çıktı. Bu tabii haysiyet kırıcı bir şey. Evet. Bir ulus için. Ama İnsanlar ya, ne denilebilir ki? Alışmışlar da diyebiliriz. Tabii, onu da diyebiliriz. Yani genel pek çok olarak, şey söyleyebiliriz yani, de. Özellikle sadece Kırım Türkleri değil, seneler evvel başlayan bu olaylar, Sovyet Birliği'nden önce Çarlık Rusya'sında da, Sovyetler Birliği'nde de ki şu anda da diyebiliriz, çoğu insan çok zulme maruz kaldı. Çok sıkıntılar çektiler. Bu ihlaller o günden bu yana hala devam ediyor. Ve bunun için biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ve bu sesin, bu yayın içerisinde konuşmacıları olmaya çalışıyoruz sizlerle beraber. Kesinlikle değerli dostum. Acaba şu anda ekrana yansımış olan şeyi bize böyle biraz okuyabilir misin? Belki telefonunu kenarıya koyup sadece sesimizi duymak isteyenler olmuş olabilir. Tabii ki de. Böyle gözüne kestirdiğim bir iki tanesini böyle yavaş yavaş okursan. Ben bir hemen kısa bir bilgi vereyim bu konuyla ilgili. Şımışka da bir başına döndürsün. Şöyle 10 Aralık günü genel merkezimiz Kırım Derneği Ork.tr'den Kırım'da yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili bir rapor yayınladı. Bununla ilgili insanlara bu raporu sundular. Tabii ki de bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Burada birçok madde var. Ben seçerek tabii, okumaya tabii. çalışacağım. Aynen. Şımışka bir başa alabilir miyiz? Değerli dostum, ben hemen madde 9'u da okuyacağım. Madde 9'u da okuyacağım. Duramadım, duramadım diyorsun. Duramadım çünkü bak ne diyor? Madde 9. Buyurun. Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez. Çünkü adalet var. Dünyamızda bir adalet var. Bu gerçekten önemli bir nokta. Öyle ince eleyip yakalıyorsun ki maddeleri böyle ok gibi. Ok gibi. Erdoğan Ural. İhlal var. Hani sosyalizm ve komünizm. Demiş. İnsana saygı vardı. Hani nerede demiş.
Evet, bize soruyoruz. Hani insana saygı, bireye, özgür olan yurttaşa, vatandaşa saygı nerede? Erdoğan amcamıza ses olduk. Yazısına, yorumuna ses olduk. Ben şimdi madde madde Kırım'da insan hakları ihlalleriyle ilgili maddelerden bazılarını size okumaya çalışacağım. Bu çok önemli bir madde ve son zamanlarda yaşadık. Kırım Tatarlarının temsil organı, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin yasaklanması, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin varlıklarına el konulması durumları raporda geçiyor. Kırım Tatarlarının liderleri vatanlarına girişi yasaklanarak tekrar sürgüne tabi tutulmaları, 28 medya organı 503 radyo frekansına el konulması, dini inançlarını barışçıl bir şekilde yaşayan kişiler sözde yargılamalarla mahkum edilmeleri diyebiliriz, değil mi? Daha varsa bekliyorum. Devam ediyorum. Bazıları cezaevlerinde olmak üzere 11'i Kırım Tatarı toplam 15 kişinin hayatının kaybetmesi. Rus güvenlik güçlerinin baskısında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü Kırım Tatar insan hakları savunucusu Vecihe Kaşkan'ın da vefat etmesi bu durumun içine giriyor. Bu vakaların en dikkat çekici örneklerinden bir tanesi demiş Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreter Yardımcısı Ervin İbragimov'un kaçırılması vakası da bu rapor içerisinde değerlendirilmiş. 30 bine yakın Kırım Tatarı Kırım'daki ev ve iş yerlerini terk ederek Ukrayna anakarasına ve diğer ülkelere sığınmak zorunda kalmış. Şöyle bakıyorum, 2014 yılına kadar Kırım Tatarca eğitim verilen milli okul sayısı 14, işgalden sonra bu okulların milli okul olma statüsü kaldırılmış maalesef. UNESCO verilerine göre Kırım Tatar dili eğitimi verilen diğer okulların sayısı 2013 yılında 384 iken 2018 yılında bu sayı 133'e düşmüş. Çok sayıda Kırım Tatarı ve Ukraynalı ırk ayrımcılığına maruz kalarak işten atılmış. Özellikle kamu otoriteleri ve kurumlarında çalışan Kırım Tatarı ya da Ukraynalı sayısı neredeyse yok derecede az hale getirilmiş. İnsan kaçırma vakalarına ilaveten aralarında bazı Kırım Tatar Milli Meclisi üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişiye karşı darp ve yaralama suçu da işlenmişse de bu vakalar hakkında bir soruşturmaya hiç yer açılmamış ya da açılan soruşturmalar çeşitli gerekçelerle kısa sürede kapatılmış. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan adil yargılama ilkesinin Kırım'da da Rusya tarafından dikkate alınmadığı örnekler oldukça yüksek sayıya ulaşmış. Ve son başlığımıza, son görselimize de geçelim. Bu da çok önemli. Hansaray'da restorasyon adı altında bazı çalışmalar başlamış ise de söz konusu tadilat çalışmalarının kültür varlıklarının restorasyonuna dair bilimsel ve teknik yöntemlere ve kurallarına uyulmaksızın eserin tarihi ve orijinal özellikleri bozulacak şekilde yapıldığı tespit edilmiş. Bu konu gerçekten önemli. Kırım Tatar Milli Akademik Tiyatrosu'nun yapısı ve yönetimi değiştirilmiş. Bağımsız olarak yeni kurulan Kırım Tatar Tiyatrosu'nun faaliyetleri maalesef engellenmiş. Ve bu son okuyacağım başlık da çok önemli. Biz Türkiye'de her sene elimizden geldiği kadar katılmaya ve bu anma matemlerini yapmaya çalışırken 18 Mayıs 1944 sürgününün anma merasimleri ve anma mitingleri bu coğrafyada yasaklanmış. Yani, Kalakay. O zaman hemen 18 Mayıs ile alakalı bir konu vardı. Oradan madde 19. Değerli dostum. Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzu bahis olmaksızın malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir. Diyelim madde 19. Belki son okuduğun o hani bizim anma merasimlerimizle alakalı olabilir. Evet. Ben buradan tekrar devam edeceğim değerli dostum. Tabii ki de. Madde olmasa da özellikle çünkü bu konuyu sana bırakmak istiyorum. Okuduğum bölümle de alakalı bununla ilgili çok başlıklar gördün. Üzerine eğilmeye çalıştın. Bu konuda daha çok bilgi verme potansiyeli şu anda sende olduğu için senden yararlanmak istiyorum ben bu konuda. Estağfurullah. Tabii
şöyle bir durum var. Lisans eğitim boyunca insan hakları üzerine Nezir hocamız vardı bizim. Sürekli anlatırdı insan haklarını. Bize sürekli aşılardı. Tabii bunu biz 2014'ten sonra daha çok idrak ettik. Evet. En çok da ben. Baktım hocamız bir şeyler anlatıyor ve haklı. Hemen madde 3. Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. Ki zaten şu anda ben bir öğretmen olarak insan hakları dersinde öğrencilerime yaşama hürriyeti ve yaşama hakkı ile ilgili konuları da değinmeye çalışıyorum. Çok güzel. Şu yani. Okuduğum 3. madde zaten direkt onu bağlıyor. Her insanın yaşama hürriyeti, düşünme hürriyeti, konuşma hürriyeti gibi birçok faydalanması gereken hakları var. Kesinlikle. Madde 6 der ki kardeşim, herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkına haizdir. Bu keyfi tutuklanma muhabbetleri var ya değerli dostum. Evet. Bu hani yargılama. Hatta istersen şunu ben araya koyayım. Tabii. Tutuklama dedin. Geçen hafta bir Kırım Tatarı abimiz tutuklanmıştı. Hatta çok böyle mesnetsiz bir suçlamayla suçlandı ve dalga geçilircesine 5 günlük bir tutukluluk süresi verildi. Kararı verildi. Onun üzerine yine durmadılar. Evet. Bu haftada 11 Şubat 2019 tarihine kadar Edem Bekirov tutuklandı. Başta gözaltına alındı. Daha sonra tutuklandı. 11 Şubat 2019 tarihine kadar Edem Bekirov tutuklu. Bir Kırım Türk'ü ve bu Kırım Türk'ü kalp ve şeker hastası. Değil mi? Artı parantez, bu hastalıklar yanında bir bacağı da protez. Ya. Ve bu insan şu anda suçlanarak içeri alındı. Muhtemelen en büyük suçu da Kırım ihlallerini duyurmaya çalışmak. Kırım'da yapılan haksız muamelelerin, işgallerin, haksız işkencelerin dünyaya tanıtılmasını, dünyaya duyurmasını sağlamak galiba ki maalesef şu anda tutuklu. Aynen öyle. Hemen bu konu üzerine madde 12. Madde 12 der ki kardeşim, hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanunla korumaya hakkı vardır. Evet. Kanunla korunmaya. Efendim tabi bunu uygulayan sistem kendi kanunları çerçevesinde yaptığı için hangi kanun, hangi sistem? Değil mi? Tabii ki de. Kesinlikle değerli dostum. Efendim madde 13. Der ki, herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe, bakın serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir. Sahiptir. Ki burada Kırım'da tutuklanan soydaşlarımız o ülkenin vatandaşları. En doğal hakları serbestçe dolaşma, yerleşme hakkı. Ve ikinci fıkrası der ki, herkes kendi memleketi de dahil herhangi bir memleketi terk etmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir. Sahiptir. Sahiptir. Değil mi ya? Ama biz sahip olabildik mi? Olamadık be azizim. Olamadık. Hem sürgün sonrası hem şimdi. Özellikle bilmem hatırlar mısın? Çok uzun bir sürede değil aslında. Arkadaşımızın evinde otururken böyle kaynaklar araştırırken internette evet. Bazı videolara denk gelmiştik o eski tarihten. Sürgün sonrası vatan Kırım'a dönmek isteyen soydaşlarımız ne zulümler altında kalmıştı. Nasıl direnmişler? O videoda biz zaten görmüştük. O eski tarihli videoda. Ve hemen Musa Mahmut diyorum. Evet bir gün anlatırız onu da hikayesi. Evet. Musa Mahmut o yerleşme hikayeleri, o Kırım'da yurt edinme, ev yapma derdinde kendini yakmış be kardeşim. Sırf bu topraktan ben ayrılmayacağım diye, sırf o topraklar benim diye. Ne kadar yüce gönüllüymüş. Belki de çok basit düşünmüştür. Demiştir ki beni bu topraklarda yaşatmadılar. Bari cenazem kalsın. Burada kalsın. Kesinlikle. Değerli dostum madde 17'ye girelim o zaman biz. Ya madde gidiyoruz. Böyle biraz sıkıcı oluyor gibi ama. Ömer Güler. Hemen kestim seni. Tabii. Şöyle bir yorumda bulunmuş. Hocam demiş bize
Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Nacizane buradan bir şeyler öğretmeye de çalışıyoruz takipçilerimize. O yüzden ya, bu konuda da duyurmaya çalışalım. Duyurmaya çalışalım diyelim. Ya, hocam aklımız dediği için de memnun olduk, öyle söyleyelim. Eyvallah, teşekkür ederim. Ama muhtemelen eğer tanıdığımız abimizse Ömer abimiz bizden büyük. Ömer abimize de selamlarımızı gönderelim. Okuduğunuz, okuduklarınız, söyledikleriniz mazlumlar için geçerli değil bu dünyada demiş. Tabii güçlünün sesi daha güçlü çıkar. Evet. Daha güçlü çıkar. Böyle var ya. Madde 17 diyelim o zaman. Ama şunu da ekleyeceğim ben buna. Mazlumlar tabii için bu söylediklerimiz geçerli olmasa da elbet bir gün biz görmesek bile bunun geçerli olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Kesinlikle ki yolbaşçımız Kırımoğlu da aynı zamanda bir insan hakları savunucusudur. Evet. Bunu da hemen bir parantez açıp kapatalım. Ve madde 17. Bu madde 17 değerli dostum. Kırım'da bu Tatarların, soydaşlarımızın o iş yerleriyle alakalı bu kapatmalar. Evet. Böyle o zorbaca tavırlarla alakalı. Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkına haizdir. Mülk diyor. Sahibi olmak hakkı. Ve diyor ki fıkra 2. İkinci fıkrada hiç kimse keyfi olarak, bak keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. Edilemez. Diyor ama işte keyfi. Şimdi şu da aklıma geldi. Mal, mülk ve işçi çalışan Kırım Türkleri deyince hatırlar mısın? Dil konusunu işlediğimiz hafta bir haberden bahsetmiştik. Kırım'da patron, iş sahibi, özellikle çalıştırdığı işçilerin çoğunluğunun Kırım Türkü olan iş sahibi onlara Kırım Tatarcası konuşmama gibi bir yasak koymuştu. Evet. Şimdi biraz düşündüm de insan haklarından, ihlallerden bahsedince acaba sindirmeye mi çalıştı? Bu toprakları kendi mülkleri olduğu, sahibi olduğu o topraklardan çıkarma düşüncesine mi kafasına koydu ki acaba bu iş sahibi de diyebiliriz değil mi? Ya şimdi burada Marksist bir bakış açısıyla bakarsak eğer ki onların silahıyla onları vuruyoruz aslında. Vur. Bu burjuva denilen şey yalnızca kendi egemenliğini ister değerli dostum. Hele bu da bir gayrimüslimse vay halimize. Neyse. Şimdi öyle bir söyledin ki ben maddeye geçiremedim seni. Kendi otoritelerini ister dedin ya ama biz 1917'de Kırım Ahali Cumhuriyeti'ni kurduğumuzda o maddelerden biri şöyleydi. Evet, bekleyelim. Buyurun. Kırım coğrafyasında yaşayan sadece Kırım Türkleri değil, diğer tüm insanlarla beraber hür ve rahat bir şekilde yaşayabilme için anayasada bir kanun geçiyor. Bir madde geçiyor. Biz bunları saygılı bir şekilde hep gözümüzün önünde bulundururken neden bize karşı böyle muamelelerde bulunuyorlar? Akıl almıyor. Kesinlikle. O zaman madde 18 diyelim. Bu madde 18'i yorumlamadan direkt okuyacağım. Tabii ki de. Daha sonra istersen yorumla, istersen yorumlama. Tamam. Madde 18 der ki, her şahsın fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır. Bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle ishar etmek hürriyetini içerir. Burada değerli dostum. Kısacası din ve vicdan özgürlüğü diyebilir miyiz? Aynen öyle. Din ve vicdan özgürlüğü. Abi şu anda bu özgürlükler de yok ya orada. Ne var ki? İhlal var galiba sadece. Değil mi? İhlalden başka da hiçbir şey yok galiba. Evet. Bugün evet. Biraz sizleri de canlarını böyle kötü şeyleri anlatarak sıkıyor olabiliriz. Ama bunları anlatmazsak, biz bunları konuşmazsak, bunlar o zalimlerin yaptıklarıyla kalmasıyla neticelenecek maalesef. Kesinlikle öyle değerli dostum. O zaman ne diyoruz? İhlal var. İhlal var. Nerede var? Mazlumların olduğu her toprak parçasında var. Ve Kırım'da da var. Zaten en büyük yaramız o değil mi? Maalesef. Yani derneğe geldiğim günden beri Kalakay, genel olarak hep konuştuğumuz şeyler hep bu kötü şeyler. Değil mi? Yani bir gün yüzümüz gülse diyoruz, bir haber geliyor.
üzülüyoruz. Bir gün yine yüzümüz gülse diyoruz, biraz neşelensek diyoruz. Yine bir haber geliyor. Ve bu haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Bilmem hatırlar mısın kurultay günleri? Evet. Orada Kırım'dan gelen kardeşlerimiz vardı. Ve bize bir küçük bir kağıt vermişlerdi. Orada zaten gittiğim sene yanlış hatırlamıyorsam o tarihlere çok yakın bir seneydi. Kırım'da kaybolan Kırım Türkleri ile ilgili bir görsel vardı üstünde. Evet. Sayısını şu anda hatırlamıyorum ama belki de şu ana kadar artmıştır da. Hep eziyet görüyoruz. Çok kötü şeylerle karşılaşıyoruz. Yaşamasak bile orada o anları yaşamasak bile burada onları duymak bile bizim içimizi acıtıyor. Kalbimizi sızlatıyor. Artık orada olsaydık neler yaşardık bilmiyorum. Bir Musa Mahmut belki olabilirdik. Belki. Belki biz de sindirilebilirdik. Belki hiç olabilirdik. Yok olabilirdik. Korkutulabilirdik. Belki de asimile olmuş ve belki de karşılık veremeyecek kadar güç durumda olmuş olabilirdik değerli dostum diye düşünüyorum açıkçası. Yani böyle güzel gidiyor. Biraz daha devam edelim. Biraz daha konuşalım. Daha sonra işte 1,5 saat olsun, 1 saat 40 dakika olsun ve yayını devam ettirelim. Bitirelim ya 1 saat 40 tamam. dakika sonra falan. Tamam. Fazla sıkmayalım insanları. Evet. Şöyle devam edelim. Takipçilerimizden yorum bekliyoruz. Bol bol yorumlar bekliyoruz. Şu anda bir baktım. Bayram abinin yorumunu atlamışım. Hemen onu da okuyayım. İhlal var etiketiyle beraber. İnsan hakları beyannamesi var. Olmasına. Var da. Devletin gücü yoksa hiçbir şeyin yok. O beyanname kağıt üzerinde çok güzel yazılmış. Ama bugün Rusya'nın uyguladığı keyfi tutuklamalara kimse ses çıkartamıyor. Evet. Bayram abimiz de çok güzel bir yorumda bulunmuş. Gerçekten şu anda öyle. Şu anda bir yorum daha geldi. Adil Gazi Dursun. İyi yayınlar. Zevkle dinliyorum sizi. Aydın'dan demiş. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz Aydın'a ve bizi dinleyen tüm takipçilerimize. Adil Gazi Dursun gibi sizler de nereden yayınımızı dinlediğinizi, katıldığınızı söyleyebilirsiniz. Şu anda gördüm. Ümit Bey, Ümit Şilit Bey de bizleri takip ediyorlar. Onlara da bol bol selam gönderiyoruz. Onlarla beraber ihlal yaşayan, insan hakları ihlallerine maruz bırakılan bütün insanlara da selamlarımızı iletiyoruz. Evet Kalakay. Evet değerli dostum. Şu anda bizim galiba Bayburu'ydu. Evet. Bayburu değil mi? Bayburu bir... Hatta şöyle söyleyeyim. Bir yerde ismini unuttuğum Bayburu'ydu. Aa evet o... Bir yerde deyip de ya hemen beni burada şu anda afiş ettin. Neyse. Bayburu evet. Bir fotoğraf göster demin evet. bana. Bir devletin başkanı şu anda gördüğün gibi bak fotoğrafı sen de görüyorsun. Hmm. Bir devlet başkanına benziyor. Evet. Rusya devlet başkanına. Ve bir kadına silah doğrultmuş. O kadın kim biliyor musun? Biliyorum da seni söylemeni bekliyorum. Bu takipçilerimize çok iyi bilecekler bahsedince. Adalet deyince aklımıza gelen bir görsel bir heykel diyelim değil mi? Evet kesinlikle. Gözleri bağlı. Bir elinde terazi. Diğer elinde ne vardı? Ne vardı? Senden bekliyorum. Ben söylemeyeceğim sen söyleyeceksin. Olmaz. Hayır sen söyleyeceksin. Getir bakalım. Hatırlayamadın değil mi? Hatırlayamadım. Bir kılıç. Elinde de kılıç. Bir elinde terazi ve bir elinde kılıç bulunan o heykeli diyelim biz. O devlet adamı silah zoruyla diz çöktürmüş evet. ve hukuku, adaleti ayaklar altına almış. Almış. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Çok cüretkar konuşmuyor musun? Ben mi? Biz. Genç Tatar olarak. Ha genel olarak. Genel olarak. Konuşmayalım mı? Bilmiyorum konuşsak mı? Konuşalım. Valla bilemedim şu anda böyle devlet... Ama yani özür diliyorum şimdi sözünü de kestim. İhlallerden bahsediyoruz. İnsan hakları ihlallerinden bahsediyoruz. Yani bu konu biraz cesaretli bir şekilde konuşmayı da gerektiriyor. Tabii muhakkak cesaretli bir şekilde konuşalım ama
Ya sen daha genç adamsın. Evleneceksin, çoluğun, çocuğun, torun, torban olacak. Bu davayı bilecekler. Korkmuyor musun? Zaten korksaydık galiba ne o derneğin kapısından içeri girerdik, ne yaptığımız bir sürü, şu anda sayamayacağım bir sürü etkinliği yapardık, ne anma törenlerinde mitinglere katılırdık, ne buradan bu yayınla bu konuyu da konuşmazdık. Kesinlikle. Yani Bayram abimiz de demiş ya, eğer bir devletin yoksa bu beyanların, bu bildirgelerin de zaten bir önemi kalmıyor. Onlar ne derse o oluyor diye. Bizim burada derdimiz tabii ki gelecek nesillerimizi de koruyabilmek. Kendimizi de koruyabilmek, ailemizi de, yakınlarımızı da. Ama tüm derdimiz bağımsız topraklar üzerinde sesimizin her daim çıkabilmesi. Diyorsun. Eyvallah diyorum. Derdi olsun. Çünkü biraz geri gidiyorum ama yani konuyu da Kırım'dan biraz çıkartacağım. Bizim için, genel olarak Türkler için bence önemli bu. 1920'de Millet Meclisi'nin açılması olayı ve o dönemde yaşanan işgaller, savaşlar ki o zaman da birileri Atatürk gibi daha farklı ismini hatırlayamadığımız birçok insan gibi. Onlar da o gün kalakay. Evet. Ortaya çıkmasalardı, cesaretli bir şekilde o yola baş koymasalardı biz belki şu anda bu yayını da yapamayacaktık. Değil mi? O yüzden kimseden korkmayacağız. Hiçbir zaman diz çökmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Sadece biz değil, genel olarak hepimiz, takipçilerimiz ve bu topraklarda yaşayan, diğer topraklarda yaşayan tüm insanlarla beraber, Kırım Türkleri ile beraber sesimizi her daim duyurmaya çalışacağız. Bu yüzden sana çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğun için. Rica ederim, rica ederim. Burada bir an bir soru geldi aklıma, sana sorduğum soru. Aynı cevapları aynı şekilde ben de verdim. Bu yüzden sorayım dedim, sen de aynı mı hissediyorsun diye. Bir şey fark ettim. Bu davanın her ferdi aynı düşünüyor. Mükemmel. Ama bizim gibi düşünmeyen insanlar da var. Biliyor musun kardeşim? Evet. Bak bir ihlal daha var. Evet. Hemen onu da bahsedelim. Bugün ve yarın Ankara'da bir beyefendi bir devletin o ismini zikretmeyeceğim. Zikretmeyeceğim, hakaret de etmeyeceğim. Çünkü biz insan, öyle insanlar da değiliz. Çünkü insan. Evet. İnsan haklarından bahsettik. Evet. O da insan, hakaret etmeyeceğiz. İnsanlar var. İnsan var. İhlal ediyorlar bazı şeyleri. Biz Türkiye'de, biz diğer devletlerde, diğer topraklarda, diğer diasporada hakkımızı savunurken, özür dilerim masaya biraz vuruyorum galiba ama biz hakkımızı savunurken bazıları güya kültürü tanıtma işleriyle alakalı şeyler yapıyormuş. Yapıyorlarmış. Değerli dinleyicilerimiz, sizden ricamız. Özellikle Ankara'daki takipçilerimiz. Kesinlikle. Lütfen bu etkinliğe dahil olmayın. Kınayalım ve Kırım'daki ihlallerin o destekçisi bu adamlar kardeşlerim. Evet. Değerli dinleyiciler, bizim olmamız gibi, gerekiyor. Bizim gibi ihlal var diyen taraftan değiller. Tabii. Onlar şakşakçılık yapıyorlar. Maalesef. Maalesef. Değil mi? Ya çünkü bu konu da neden önemli? İnsan hakları ve ihlaller konusunda bahsettiğimizi, Kırım'da yaşayan babalarını kaybetmiş, bu yüzden babalarını kaybetmiş yetim çocuklarımız var. Eğer bu konuda ihlal yok diyen biri varsa İlk başta zaten o yetim çocukların haklarına girmiş oluyorlar. Kesinlikle. Yani her şeyi geçtim. Yaşamayı geçtim, düşünmeyi geçtim, konuşmayı geçtim. Bir yetim çocuğun hakkına girmek çok büyük bir vebal. O yüzden Ankara'daki takipçilerimize nacizane olarak duyurmaya çalışıyoruz. Bu yapılan nasıl diyeyim? Provokatör organizasyon. Evet, organizasyonu pek ciddiye almayın. Kesinlikle. Değerli takipçilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, bugün ve yarın yapılacak olan o etkinliğe katılmamanız için sizlere sesleniyoruz. Mümkün mertebe bu yapının, bu yapılanmanın yapmış olduğu işlere karşı olduğumuzu, bu beyefendilerin
ihlal eden kuralları ihlal eden insanlarla beraber olduğunu açıkça bildiriyor ve onlara karşı olmanızı rica ediyoruz. Diyelim. Bu her insanın görevidir. Haklarımız ihlal ediliyor ve bazıları o ihlalden mutlu. Hani neyse. Şimdi söylemeyeceğim devamını. Hemen zaten gözünün önüne gelir. Bak gözümün önüne bir şey daha geldi. Geldi. Ben ona bir şey daha eklemek istiyorum. Şey diyeceğiz. Evet. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Hani üç maymun vardır ya. Evet. Birisinin kulağı, birisinin gözü, birisinin ağzı kapalı. İşte ihlal var konusunda onlar üç maymunu oynuyorlar. Değil mi? Evet. Evet. Ümit Bey, Ümit Çilit Beyefendi başkanı bir yorumda bulunmuş. Kardeşlerim kolay gelsin. Maşallah Allah razı olsun demiş. Cümlemizden, sizden de çok Allah razı olsun. Ümit Çilit zaten geçen haftalarda da bahsettik. Hem vakfın başkanı, gelişim vakfının başkanı. Şu anda da bizim gibi yayın yapmak için uğraşan, dertlenen STV'de Ediye Kataman'ın sunuculuğunu yaptığı Güzel Kırım programının da şu anda yapımcısı Ümit Çilit Beyefendi. Biz de sizlere çok kolaylıklar diliyoruz. Allah sizlerin de yardımcısı olsun. İnşallah bir ve beraber bir şekilde bu tarz şeylerle insanlara ulaşmaya çalışacağız. İnşallah hiç önümüz kesilmeden, engellere takılmadan devam ederiz. Devam edeceğiz. Efendim, bir video mu oynatsak acaba Kırım Gelişim Vakfı'nın konuştuktan sonra? Evet, zaten her hafta vermeye çalıştığımız Karadeniz Production'ın hazırlamış olduğu videolarla sizlere ulaşmaya da çalışıyoruz. Şimdi Şımışka onu ayarlıyor. İsmi özür diliyorum. İsmini göremedik. İsmi yok diyelim. İzlesinler değerli takipçilerimiz. Yine çok güzel sizin için seçtiğimiz Karadeniz Production'ın hazırlamış olduğu video sizlerle. Bu Araplar kum kum diye bıkarlar. Para para deyip yani deli olacaklar. Hopay! Ulele ki ne yaşayacaksınız bugün? Katıklı ot çorbası. Kendi senin botkan? Etsiz tek botka olan. Yani etsiz de pişirmeye okuyan. Ay. Импортный машиналар келе. Галиба бізге. Бағышланыз. Вели деген адамны қыдырамыз. Бұл евде яшаймы? Е, бұл менім. Сізге мұсафыр келді. Hürmetli Şeyh Al-Rahat Al-Lukum İbn Talhat Wal-Fidan. Veli. Tahlı bak. Vala. Memnun. O da. Şeyh'nin kar babası sizge soyola. Tazal kivura arfaktirum. Ya. Ve yakında keçinip bütün baylığını sizge kaldırdı. Baylık soy. Toktan. Ne ayak üstünde oturur? Yürün evde, buyurun. Gelin. Ya şimdi. Hadi bak. Kim geldi? Musafirler, kıymetli musafirler apa. Arabistan'dan şeyhler. Para mükafatını getirirler. Para mükafatı. Nasıl mükafat? Bilmiyorum galiba 100 milyon dolar. Tez yak hani. Yakşı. Şimdi. 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 Şeyh'nin kar babası bütün torunlardan tek sızını seçti. Sağ olsun. Lakin yazık. Pek yazık aytam. Gerçek aytam. Çok şeyler bana ogretmeye tırıştı. Kırımlı seviyeydi. Aysız. Kâ. Kâma da hati bu kaşığını yine ufak çıkmadı. Yine akıt kalıra kırım. Şeyh'nin kar babası hiçbir vakit kırımka gelmedi.
Kırım'a mektup yazganıydı. Mektuba. Mektuba hain kalli yazmış kalli. Fakın neydi hakkım? Dukva. Dukva, evet, dukva. Hoş geldiniz. Buyurun misafirler. Hayır, söz giyip. La, la, la. Hatta füzze el Ramadan. Oraza vaktinde kahve yasaktır. Oraza, oy, unuttum. Bakışlar, vay, aklımdan çıktı da yapay. Alıp geldiğimiz bunu. Aman, ali hafifte kalmış. Son? Takuban, takalkutan. Takalkutan, takalkutan. Ay, tih kumaka supta. Şimdi, bir dakika. Ula kalim. Hey, aleyküm. Selam aleyküm, çıkaydı çık, bana. Sen ne istiyorsun? Ya sen ne an ozun ayetkin bazar kılın kel maaşdan yapacağımız bana mı geldin bana? Eşin aldım. Ben tuden ayetkan edin. Bugün ise bugün. Yardımın gerek mi? Bar ket endi. Dokta Velakam ya sen ne an ayetkin ben geldim. İşlerin taşlap yiyip şimdi sana geldim le. Defol. Kolhoznik. Anay. Padardık bu le lakın bunu. İşte buna böyle yaşaymaz. Allah'a şükür bu günlerde korduk. Oraza tutamaz. İmanlarımız kaybileşe. Hala değil lafa. Kala sakata. Kala sakata. Malya kıyka. Vara koke bata. Hala adıza pat kuman. Şeyhimiz de tanış olganına pek memnun. Sızını de begendi. Kostiymesin de payta. Sağ olun. Rahmat. Namaz vakta geldi. Apay, can çıkın. Namazını payda. Ne? Kanı men namazlığım. Nasıl namazlık? Senin sıcağın var. 36 ve 6 getir. Deli. Kim andayı? Kele 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 kele. Ay la 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 la. Maşallah. Selamünaleyküm. Nasılsın? Ne susun iyi? Ya siz burada ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Vay zengin bir erif olgan ekensin demiş. Ya maşallah maşallah. Sana miras çıktı 100 milyon dolar. Dinç olun dinç olun. Ya bu haberini kim sizge aittı? Kim aittı kim aittı? Apayın telefonu açmayın. Bok olu bok. Ya gerek olgan vakta sizin icbiri vakit tap olamazsın. Yerge çüştü, yerge çüştü. Bunda Ahmet koyma ağaç. Bu kasırganı yatmağa kim yardım etti? Ben yardım ettim. Ne? Yanam. En burganda dişe bana para getirdim. Kim verdi para vardı? Adam verdi. Ağa yardım et. Abay, sen ne yardım ki telefon açıp oturasın? Kuvan Hanım'dan bak nasıl bak başımıza geldi. Oğuz işine ne uğraş? Benim işime burun sokma anladın mı? Sen para deyip akıldan taydın. Soy soplarını kovdun, belki beni de kovarsın. Yaş fikir, bari ket. Benim endi 100 milyon dolarım var. 100 apay özme alabilirim. Bari ket. İşte miras meselesine geçeyik. Buyurun. Ayhanım gibi kar babanız bütün baylığını sizge kaldırgan. Biz de vesikalar hazır. Olarını sadece imzalamak gereksiniz. Ay, yaxşı. Buyurunuz. Sağ olsun karbaban. Ne gerek idi? Ay, olsun. Bu da sizge. Bu bıça? Tamam, Ali Hayni, bakayım. Bu en kıymetli kılıç. Ya, ya altın hanım. Mına, altın. Bu, karbabanızın korantası için en kıymetli bir şeydir. Asırdan asırga, nesilden nesilge, torundan torunga berilgen şeydir. Neyse, sizge de. Düştü. Gerçek desem, siz için pek kovanam. Pek bahtlı insansınız. Alınız. Anulin ayı esedin hayyane. Velahi. Yazık ki şeyhinin vakti pek az, onun için biz gitmek gerekiz. Ayı şibeliz ne uvalağı rakifi be. Urmetli şeyhimiz sizin o sarayında görmeye pek istedi. Maassalam. Sağlık ne kalın. Ya
Toktan, bu bıçak altından yapılgan mı? Al şurada, aldam. Al ve tut da emin saf. Patram aleyhi. Bu, sadde Arabistan demirinden yapılgan bıçak. Ve o, senin adamcılığını açacak. Yalla! Yalla! Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliğinden 1500 yıllık vatanımız Kırım 2014 yılında Rusya tarafından bir kez daha işgal ve illegal olarak ilhak edilmiştir. Liderimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar ve pek çok milli hareket mensubumuz Kırım'a giriş engellenmiş, halkımızın demokratik seçimle yetki verdiği en üst temsil organı olan Kırım Tatar Milli Meclisi yasaklanmış, varlıkları gasp edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti resmi olarak işgali ve ilhakı tanımadığını her vesilesiyle ilan etmiş, Cumhurbaşkanımızdan Dışişleri Bakanımıza kadar bu pek çok defa açık ve net bir şekilde dile getirilmiştir. Türk kamuoyu tarihsel olarak Kırım ve Kırım Türklerinin maruz bırakıldıkları haksız ve zulümlere daima hassasiyet göstermiştir. Türkiye'deki Kırım Tatarları ezici bir çoğunlukla Rusya işgaline karşı olduklarını, yolbaşçımız Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yanında olduklarını göstermiş ve bunu da kararlılıkla sürdürmektedirler. Hal böyleyken Rusya işgalinin tanımanın ötesinde sevinçle karşılayan, işgalden sonra Kırım Tatar diasporasının çoktan aforoz ettiği karanlık bir şahıs tarafından Rusya kaynaklı yüksek bir sermaye ile kurulan, utanmadan adına Kırım sözü konulan bir sözde vakıf tarafından Kırım Kültür Günleri adıyla 15 Aralık 2018 Cumartesi günü Ankara'da lüks bir otelde etkinlik düzenlenmiştir. Finansmanı Rusya tarafından sağlanan bu Kültür Günleri komedisiyle Putin Rusyası'nın Kırım Tatarlarına ne kadar iyi davrandığı imajı yaratılmaya, Türk kamuoyuna barbar Putin rejiminin propagandası yapılmaya çalışılmaktadır. Kırım'a, Kırım Türklerin davasına sahip çıkan destekleyenlerin, insan hak ve hukuklarına saygılı kişileri ve benzeri etkinliklere ihbar etmemelerini ve işgalci Rusya'nın çıkarları doğrultusundaki propagandalara alet olmamalarını hassasiyetle rica ederiz. Zafer Karatay, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi. Değerli dostum, Zafer Ağamızın da yayınlamış olduğu bu bildirgeyi de okuduktan sonra demin Facebook'ta bir paylaşım gördüm. Evet. Bu demin bahsettiğimiz ve şu anda karşı koyduğumuz bu Kırım Tatar Kültür Günleri'ymiş güya. Orada bir bayrak gördüm ben. Namık abi de paylaşmış. Rusya bayrağı var ya. Evet. Kırım bayrağı görmedim ben orada. Bir şey diyemeyeceğim. Bilemiyorum. Hatta demek istemiyorum. Demeyelim. Çünkü anlayan anlamıştır, sol kulağı çınlamıştır. Evet. Diyelim. Sadece şunu söyleyelim biz yine. Bol bol söyledik bugün ama ihlal var. İhlal var. Kardeşim ihlal var. Değerli dostum, yayın bitmek üzere. Evet. Gördüğümüz kadarıyla. Bu akşam internet sıkıntısından dolayı Tatarca kısma. Tatarca konuşmayacağız. Bunun sebebi de yaşadığımız sıkıntıların devam etmesini gözü önüne alarak aynen bu kararı vermiş bulunuyoruz. Tabii biraz da 9.30'da başladık. Saat evet. 11.10 geçiyor. Daha ileriye de gitti saatler. Bu saatten sonra da insanların başını şişirip. Evet. Canlarını sıkmayalım. Zaten sıkıcı bir konuydu. Ya aslında can sıkıcı bir konuydu. Evet. Kesinlikle. Tabii bir sürpriz demeyelim de ne desek. Önümüzdeki süreç içerisinde bir yerde yayın yapacağız. İnşallah. Bir aksilik çıkmazsa, çıkmazsa, planlarımız doğru giderse ve hava muhalefetine uğramazsak. Evet. O kar, kış kıyameti uğramazsak. Önümüzdeki yayınlardan birini ya yılbaşından hemen önce ya da yılbaşından hemen sonra genel merkezimizin yeni açılmış olduğu bina, Dikmen'deki binasında yayın yapmayı planlıyoruz. Özellikle önemli bir tarihi seçerek tabii bunu düşündük. Umarım önümüzdeki süreç içerisinde bir aksilik yaşanmaz ve sizleri oradan seslenebiliriz. İnşallah. Diye umut ediyoruz. Bunu da duyuralım. O önemli tarihte Ankara'dan
sizlerle beraber olmaya çalışacağız inşallah önümüzdeki haftalarda. Tam tarih vermiyoruz çünkü az önce Kalakay'ın da bahsettiği gibi bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. O yüzden net tarihi ilerleyen günlerde size yine duyurmaya çalışacağız. Yavaş yavaş programımızı bitireceğiz. Son olarak sözleriniz varsa onları sorayım. Sonra o zaman Şimşka'dan başlayalım. Son bir şey. Programımızı kapatalım. Evet Şimşka, seni bekliyoruz. Yani siz zaten gerekçelerini aittınız. Bizge başka bir şey aitmak gerek yok. Yani sizin aitkan şiirleriniz gerçekten önemli şiirler. Biz bu yerden sesimizi duyurayık. Belki bazı kişiler duyar. Belki bir etkileşim olur diye. İnşallah olur değerli dostum. İnşallah. Evet. Kalakay. Varsa eğer sen söyle. Sonra ben uzun bir veda konuşması yapayım. Öyle mi? Sonra kapanışı sen yap. En sonunda Çimişka şarkı versin bizge. Onu tuyayık. Yayınımız bitsin. Ben tabii ki de her hafta yaptığım gibi bu son teşekkür faslına geçmeden bir iki kelime nacizane söylemeye çalışacağım. Sonra sözü sana bırakayım. En son yine teşekkürlerimi ileterek yayını kapatayım. Bu hafta yine aksak da olsa, sıkıntılarla da olsa bir yayın süresi sizlerle geçirmeye çalıştık. İnşallah konuştuğumuz her kelime dolu dolu olmuştur. İnşallah güzel şeylerden bahsetmişizdir. Ve bugünü hep beraber güzel bir şekilde geçirmişizdir. İhlal var. Ve bu ihlalleri hiçbir zaman unutmayalım. Ve her zaman bu konuyu duyurabildiğimiz kadar duyurmaya çalışalım. Diyorum. Diyorsun. Eyvallah. Şu anda Çimşka bizlere bir link attı. Hemen onu da gösterelim. Yorum şeklinde. Oradan da Kırım'da bulunan insan haklarının ihlallerini ulaşabilirsiniz. Burada biz başlık başlık söyledik. Orada tamamıyla böyle ayrıntılı bir şekilde bir rapor aynen öyle var. Dostum. Aynen öyle. Meraklı takipçilerimiz, hatta meraklı da değil, tüm takipçilerimize seslenelim. Bu raporu bir boş vakitlerinde açıp bir göz inceleyebilirlerse çok güzel olur. Kesinlikle. Söz sende. Söz bende mi? Öyle mi? Değerli takipçilerimiz, bu akşam biraz zor, biraz güç bir yayın oldu. Hem konu bağlamında hem de teknik aksaklıklar bağlamında biraz zorluydu. Burada hem Çimşka hem Aruvaysa tabii sorunlarla karşı karşıya kaldık ama sizlere yansıtmamaya çalıştık. O zaman ben teşekkür faslına geçeyim yavaş yavaş. Öncelikle aileme çok teşekkür ediyorum. Daha sonra dernek yönetimimize, Hamdi Elmacı Başkanımız başta olmak üzere bütün yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Tabii burada veda ederken böyle biraz sevgi pıtırcı olmaktan ziyade bir şeyler daha söyleyelim. Ne diyelim? Bazen geçmişte kalan şeyler karşınıza çıkabilir. Karşınıza çıkan şeylere öylesine güzel sarılmalıyız ki belki mutluluk oradadır. Diyelim ve sözü sana bırakayım. Çok teşekkür ediyorum. Takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Senin teşekkürlerini eklediğim. Bizi bu hafta da yalnız bırakmadınız. Bizlerle beraber oldunuz. Sesimizi dinlediniz. Sizlere vermek istediğimiz görüntülerle beraber olmaya çalıştınız. Bu yüzden hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. İnsan haklarından bahsettik. Ben Yunus Emre'nin şu sözüyle tamamlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir, kıymetli bir söz. Ve daha sonrasında yayınımızı şarkıyla kapatacağız. Yunus Emre, yaratılanı severim, yaratandan ötürü diyor. Bizler ve bütün insanlar inşallah yaratılanı yaratılan için sevsinler, sevelim diyoruz. Ve artık programımızın sonuna geldik. Burada bizimle beraber olan ekibimize çok teşekkür ediyorum. Olmayan, ekibimizden olmayan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca son kez bunu da belirtmek istiyorum. Bize kapısını açan, hizmette hiç sınır tanımayan Hilmi arkadaşımıza da, kardeşimize de canı yürekten teşekkür ediyoruz. Ondan Allah razı olsun. Hilmi gibi arkadaşlarımızın, insanlarımızın daha da çok artması temennisini de söyleyerek yayınımızı yavaş yavaş noktalıyoruz. Evet. Evet. Efendim,
Şarkıyla vedalaşacağız demiştik. Şarkımız hazır mıdır acaba? Ya her zaman aytamız ya kapanışta. Onu aytacaksınız diye bekledim ben burada. Sağ olun, kalmayın. İşte sen de şarkıyı hazırla. Ya onu söyleyeceğiz. Şarkımız hazır zaten. Tamam. O zaman artık sesimizi kısalım. Bizler de dinlenelim. Hepinize hayırlı geceler. Sağlıkman kalın. Sağlıkman kalınız. Sağlıkman kalınız. Cenk bitkin sonra tanırsın mı beni? Yok olma bu kışta, mahvetme sevgimi. Sağındım seni, sağındım seni, sağındım. Yıllar geçsin, uyan beni. Sağındım seni, sağındım seni, sağındım. Gayet soğuk, kurtar beni. Bu solgan gönlün bari gelecek. Kara incilerini yırtıp yerge töke. Sağındım seni, sağındım seni, sağındım. Yıllar geçsin, uyan beni. Sağındım seni, sağındım seni, sağındım. Gayet soğuk, kurtar beni.
sağındım. Yıllar geçse uyan beni. Sağındım seni, sağındım seni, sağındım. Lanetlerinde kurtarmıyorum.